Ne yaptın? Kendin bak. Ne yaptın? Ne yaptın derini? Derini ne yaptın? Aç sırtını. Aç sırtını. Sırtını aç. Hayır. 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 Rahat bırak. Geniş dur. Küçücük bir nefes farkı bile burada ne kadar fark ettiğini fark ettin mi? Çok önemli. Ben şöyle adamlar görmek istemiyorum karşımda. Hayır. Nerede oblik? Oblik nerede? Bu göbekle senden daha fazla oblik çıkartırım orada. Karnına odaklanma obliğine. İlini çek. İlini çek kalçanın oradan. İlini çek. Side pose'lar en zor pose'lardır. Side pose yarışma kazandırır. Arkadaşlar önden serbest duruş. Poz nefes kontrollerinizi tamamen yaparak tek seferde. İlk başta sizleri izleyelim. Sağ çeyrek dönüş. Hiçbir şekilde uyarı yapmayacağız. Ondan sonra hepinize göstereceğim. Devam edelim Murat. Sağ çeyrek dönüş. Şeyde de sıkıntı var, o kulun çıvanı düzeltmemiz lazım. Orada latissimus'u kasıyor bak aşağıda. O da aynı şekilde. Latissimus'u kastığı için yukarıyı rahat bırakmıyor. Evet abi. Sağ çeyrek dönüş. Abi bir seferde oturt obliğini kalsın orada. Önden serbest duruş. Şimdi önden serbest duruşlarda ayak her zaman biraz yanda olacak. Bu arada küpe piercingler şey ya, onlar çıkacak abi. Biraz da rahat çapraza koyabilirsin. Burada biraz da estetik durmamız gerekiyor. Estetiklerde de eğer sağ tarafa yatıyorsanız sol eliniz belde olsun ve açın. Bu taraf size daha uygun geliyorsa sol tarafınız, bu sefer sağ eliniz belde olsun. Biraz simetrik, asimetrik durabiliyorsunuz o zaman. Arkadaşlar kendinize odaklanmak yerine Murat'ın dediklerini lütfen odaklanın. Söylediklerin her biri önemli. Şu ayağını birazcık çapraz versene şu tarafa doğru. Aynen. Abi o elin bir tık aşağıda olacak. O çizgiyi kapatmayacaksın. Buradan boşaltalım. Derin nefes al ilk önce. Yavaş. Bırak. Bırak normal bırak. Normal nefesini ver şimdi. Şimdi tekrardan nefesimizi alıyoruz. Bırak abi nefesi. Ver. Diyafram buradan. Otur abi. İyicene üfle. Oturttur. Şimdi daha sert duruyor. Burada bir tık daha latını açmayı unutma. Erkan arada nefes alıp vereceksin. Tekrar poza gireceksiniz. Bir vereceksin. Sonra hemen tekrar girmen gerekiyor ki gözden kaçmasın. Obliklerine biraz daha yük vererek verecek pozunu. Pozunu şuradan bak. Bunu her zaman şöyle itersen geri biraz daha öne gelir. Bunu buradan oturttur abi şöyle. Sert ve aşağı. Dur bu. Bu işte bu. Obliklerin daha net olacak. Ve latlarını açmış olacaksın. Şunu biraz daha serbest bırak. Arkadaşlar pozdan çık, tekrar poza giriyorsunuz. Tekrardan önden serbest duruş alalım. Abi senin ayağın üstün çok güzel duruyor. Tek şunu simetrik yapmamız abi lazım. Bunu yani abi biraz da şimdi şöyle düz duruyorsun ya. Hafif ya da bu tarafa ne tarafa daha iyi uygun senin için? Hah bu. İşte bu. Aynen bu abi. Çok iyi. Dizlerini kırma. Dizlerini kırma. Bu bacağına biraz yükünü bindir ve dik olsun. Onu biraz ayağını kapat. Ayakları burada çok fazla açmayın. Geride değil, yanda. Evet. Evet bu. Çok sıkmadan, karnınızı kontrol ederek, oturtarak, obliğini oturtarak. Bir kere atletikte en önemli noktalardan biri nefesinizi vermeniz. Bir kere o nefesi verip orada kalacaksınız. Yani orada şöyle bir... Hayır. Anlatabiliyor muyum? Bir kere tam nefes alıp, bir kere tam o nefesi boşaltıp oturtmanız lazım. İkincisi, birincisi karın oturacak. İkincisi oblik oturacak, hepsi tam oturacak. Üçüncü hassas noktamız da şu. Şu üç parmağınız şu normalde Adonis dediğimiz kısmı kapatmasın. Bir tık aşağıda kalın, tamam? Şöyle koymayın, buranızı büzüştürmeyin. Yumruk yapmayın, bunların hepsi yasak, tamam? Şöyle üç parmakla hafif. Burayı da sıkmayın. Çok hafif, tabii ki Murat yine çok daha uzman o konuda. Parmağınızı çok hafifçe aşağıya koyarak hafifçe böyle... Hayır, burayı daraltmıyoruz. Geniş duruyorsunuz, anlatabildim mi? Çok da kendinizi sıkmayın. Bunun için söylüyorum abi. Çok fazla hani kendinizi sıkmanıza gerek yok. Bir de rahat vermeniz lazım pozları. Çünkü bunu defalarca vereceksiniz. Ben şimdi bir tekrar bir pozları göreyim en baştan itibaren. Önden serbest duruş bir gelsin. Tek seferde tekte oturtuyoruz. Nefesi içine boşaltın ve oturtturun abi. Abi bak kendini sıkma. Bak yapman, beni dinle. Yapman gereken şey nefesini iyi boşaltmak. Kendini sıkmak değil. Buraları sıkmaktan buraya odaklanmıyorsunuz. Önemli olan burası. Zaten oran dolu. Anladın mı Erkan? Burası dolu abi. Burası değil sorun. Abi 4 parmak. 1 2, 3, 4, 5, 6. Sağ çeyrek dönüş. Podyumdasınız artık ve ona göre verin. Ne yaptın? Kendin bak. Ne yaptın? Ne yaptın derini? Derini ne yaptın? Anladın? Biraz daha geriden. Şuranı kapatma, obliklerini kapatma. Çok göğsünü sıkıştırma. Burası geniş kalsın ama sık. Tamam? Geniş kalsın ama sık. Burası da aynı şekilde. Burayı sıkmadığında şurayı boşaltıyorsun. Düz görün. Anladın? Biraz dışarıdan sıkacaksın ama çok da kapatmayacaksın. Anladın? Çok dönme. Çok dönme abi. Çok dönme. Çünkü burada hakem senin buradaki belin inceliğine bakacak. Burayı doldur. Burayı doldur. Evet bu. Evet evet. Ve bu kalçan sabit. Buradan dönüyorsun. Ve bunu oturtuyorsun. Burayı oblikleri sıkıyorsun. Tam sıkamadın. Alt tarafını sıkıyorsun çünkü. Poz deneyimin olmadığını biliyorum. Ama çok da sıkmaman gerektiğini biliyorsun. Yani atletik pozu şey pozu değil. Hard body pozu değil abi. Aha falan. Hayır. Sırttan. Tekrar döneceğiz. Bir tur daha. Ayaklar hiçbir zaman arkada olmayacak, yanda olacak ve parmak ucu şeklinde. Aç sırtını.
önde veya arkada olmayacak. Aç sırtını. Sırtını aç. Bir tık aç sırtını. Sırtına odaklan. Şuraya odaklan. Buraya odaklan. Burayı sıkma. Açmaya odaklan. Şunu bir tık rahat bırak. Çok sıkıyorsun Erkan kendini ya. Erkan çok sıkıyorsun kendini. Tekrar ver pozunu. Yukarıya kaldır. Bu. 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 Bozmayacaksın. Bu. Bir tık yat. Tatlı. Şunu rahat bırak. Güzel. Buradasın. Güzel. Güzel. Erkan buna alışman lazım ve poz çalışmak zorundasın. Seni düzeltelim erkek. Tekrar ver. Eğik büyük duruyorsun. Hayır eğik büyük. Tekrar ver. Hayır. Hayır. Abi şunu aç. Bak bunu daraltıyorsun. Bu olmaz. Bana bak. Bana bak. Bana bak. Abi kramp girecek. Bak poz çalışıyoruz. Tam vereceksin sırtı. Sadece ve sadece rahat bırak tamam. Çok sıkma. Çok sıkma. Hayır. Rahat bırak. Geniş dur. Anladın? Geniş dur. Omuzdan da çok şey bırak. Hafif. Hafif yaslan. Evet. Bu kadar. Anladın? Çok sıkmayacaksın. Çok sıkarsan daraltır bozarsın pozisyonu. Tekrar girelim çıkalım. Evet arkadaşlar. Sırtınızı bize döndüğünüzde, hakeme döndüğünüzde ön tarafı rahat bırakabilirsiniz. Kimse ön tarafınızı görmeyecek. Erkan yine bozdu. Evet abi. Evet. Evet. Daha iyi. Oturt abi. Oturt. Oturt artık. Oynamayın arkadaşlar pozisyonu. Sağ çeyrek dönüş. Dönerken burada lütfen estetik biraz olmaya çalışın. Evet arkadaşlar. Odun gibi değil. Evet. Normal dönmeyin. Erkan kendini çok fazla sıkma işini bırak abi. Sıkıyor kendini. Bak dış göğsünü mesela bu kadar sıkmayacak. Şimdi sen dış göğsünü sıktığında küçülüyorsun. Çok iyi duruyor yanlarında. Çocuk biraz daha dolması lazım. Ayağını çok geri atma. Hayır doğru ayak. Doğru ayaktı. Ayağını çok geri atarsan bu sefer pozisyon bozulur. Hafif kalabilir şurada. Önle şu. Yakın tutabilirsin yani kendini. Şimdi bak şunun mantığını anlatayım sana. Şimdi sen ne kadar oraya dönersen. Arkadaşlar bu arada kısaca özet geçeyim şurada. Side pozlarda hakemin baktığı en net şey bel inceliği. Bel inceliği ve normalde üst doğru orantısıdır. Şimdi siz burada ne kadar buraya bu şekilde dönerseniz bu belinizde o kadar kalın görünür. Buradan buraya basit. Anlatabildim mi? Bunun bu şekilde görünebilmesi için belinizin mümkün olduğunca yatayda kalıp yani bu arka bacağa gidecek, bu yatayda kalıp mümkün olduğunca şurayı geniş göstermeniz, aşırı sıkmamanız ama şurayı da dolu göstermeniz lazım. Sana söyledim. Anlatabiliyor muyum? Ve aşırı yani ne burayı sıkma? Hayır abi. Bu atletik pozlarında her zaman aşırı kasma hissi her zaman sizi küçültür pozlar. Ve istenilen şey bu hani muscularity değil orada. Anlatabildim mi? Tekrar önden serbest duruş. Yine aynı şekilde. Rahat bırak abi. Şu omzunu rahat bırak. Şurayı rahat bırak. Evet ya. Gerek yok. Sen de göğsünü sıkma abi. Göğsünü rahat bırak. Önden göğsünüzü rahat bırakacaksınız. Şimdi daha iyi. Sıkma abi göğsünü. Göğsünü rahat bırak. Oynamasın da. Obliklerini biraz daha güçlü basabilirsin. Evet. Görüyor musun? Küçücük bir nefes farkı bile burada ne kadar fark ettiğini fark ettin mi? Çok önemli. Oturt abi. Oturt. Pozdan çıkıyoruz. Tekrar aynı poz. Önden serbest duruş. Şunu sıkma şurayı. Biraz daha rahat bırak. İşte o nefes kontrolünün oturması için zaten poz çalışmak zorundasınız arkadaşlar. Bu arada hepiniz için geçerli arkadaşlar. Ya bu nefes kontrolü dediğimiz şey, poz kondisyonu dediğimiz şey zamanla oturacak. Ve bunun için her gün zaten poz çalışması yapmanız gerekiyor. Anlatabildim mi? Yani kardiyonuzu yapacaksınız. 30 dakika 40 dakika bu çalışma yapılacak. Bunlar önemli. Yani ben yarışma alanına geldiğimde şunu istemiyorum. Hani ben şunu istemiyorum arkadaşlar. Hani mümkün olduğunca pozu veriyorsunuz. Ben şöyle adamlar görmek istemiyorum karşımda. Hayır. Anlatabildim mi? Ya bir oksijen kapasitenizin buna göre gelişmesi gerekiyor ve bunu her gün çalışmanız lazım. Ya bunu lütfen anlayın. Ya burada hiç poz çalışmamış adamlar görüyorum ben karşımda. Bu bir sıkıntı. Erkan lütfen. Ya bak bu iyi formlara yazık olur. Üzeriz yani. Üzülürüz yani. Anlatabildim mi? Bak bir olacak belki. Üzülürüz. Lütfen. Devam. Tekrar alalım abi. Sen al. Önden serbest duruş. Tek de. Al artık. Bas şoblin oğlum. Bas şoblin düzgünce. Görüyor musun şimdi detayını? Bak senin nefes alıp vermemen ne? Şurada aradaki iki tırtık fark ediyor. O iki tırtık seni 3 öne geçirir, 3 geriye atar podyumda. 6 saniyede bir geçiver Murat bir görelim. Sağ çeyrek dönüş. Bak geçişin de iyi abi. Oturttur. Aşağıya doğru itin şu ellerinizi arkadaşlar. Üstten tutun aşağıya doğru itiyorsunuz. Orta trapezini sıkma. Şunu aç. Şunu aç. Evet. Daha iyi. Erkan bir tık aç. Erkan bir tık aç. Onu yukarıya kaldırma. Ortadan aç. Evet. Abi sağ elin burada kalsın. Sol elini açar mısın? Bir daha gir. Öyle yapalım. Şimdi abi tekrardan senden row istiyorum. İki elin havada kalacak ama. Aç iyicene. Evet. Normal şekilde row'unu aç. Şöyle kal. Kal bakayım abi. Aç abi. Row'unu açarken üstten çok itiyorsun kendini. Şöyle yapıyorsun. Hayır. Normal relax abi. Hafif de geriye yatıyorsun açarken. Beline koy abi şimdi bir tane elini. Çek abi row'unu. Evet. Bir tık geniş dur. Abi oluyor bu ya. Oluyor bu. Çalışılacak. Relax arkadaşlar.
Erdal mesela latissimus'u kasıyor tamam, orada hissediyorum. Erkan da aynı şekilde omuzlarını mesela tam açmıyor. Bu sefer de kendini çok rahat bıraktı, relaxta. Hayır abi orta trapez değil. Kanadın altını hafif açacaksın. Ve buraya çok sıkıyorsun. Abi yarına çalışıyorsunuz, yarın tekrar çalışacağız bu pozlara. Bugün nerede olursanız olun bir 30-40 dakika bunlara bir çalışıyoruz tamam. Bu kadar yeterli. Değişelim. Bunu iyi taşı. Bunu buraya sık, hafif aşı. Obliklerine odak. Sağ çeyrek dönüş. Haydi. Aynaya bakmayın abi. Aynaya bakmayın çünkü karşınızda ayna olmayacak. Tekrar doldur boşalt. Obliklerin kapalı. Burada hafif göğsü sıkabilirsiniz. İtebilirsiniz yana doğru hafiften. Aynada şuraya kendine bak. Şuranın, şurada kaç tane parçacık çıkarsa o kadar adamı geriye atarsın. Tekrar nefesini topla. Tekrar boşalt. Buraya değil, buraya değil. Buraya odaklan. Burada ne kadar tırtık çık... Heh, gördün mü? Gördün mü? Burada. Bunlar çıkmazsa orası görmez. Orası görmezse sana puan vermiyor. Anladın? Orası görecek. Haydi tekrar. Nerede oblik? Oblik nerede? 70 kişiydin. Sen de obliği görmedi. Attı seni. Çıkartırım. Bu göbekle senden daha fazla oblik çıkartırım orada. Evet. Gördün mü? Gördün mü? Bunu yapmak zorundasın işte. Tekrar önden serbest duruş. Aşağı doğru it şunu. Adonis açılsın. Sıkma kendini. Heyecan mı yapıyorsun? Yok. Elin buz gibi. Üşüyorum hocam ya oran düşük. Bas aşağıya doğru şu derini. Terle de o ödem bir atılsın. Ödem var abi vücutta dünden beri ne yapsın? Sağ çeyrek dönüş ayağı unutmayalım. Ve kal artık çok kıpırdıyorsunuz. Tekrar o zaman sıkamadıysan tekrar nefesini toparlayıp tekrar vereceksin. Şöyle. Evet. Senin şimdi yanılgın ne biliyor musun? Bunun üstüne çöktüğünde buranın daha fazla çıkacağını düşünüyorsun ya. Tam tersi. Açıkta bırakacaksın. Boşalttığında burası daha iyi çıkacak. Buranın üstüne yatma. Ne oldu? Hakem? Seçtin mi hakem? Ayırdın mı? İlk 15'i aldın mı? Anne, hadi bakalım. Alıyorum onu da. Tekrar bir versin görelim o zaman. Haydi ver bakalım. Bu bir ama yumurtadan tavşan çıkarma ya da işte şapkadan tavşan çıkarma değil abi bu. Bu sende zaten var. Bir kere vereceksin ve göstereceksin. Bak görmüyor hakem almıyor seni. Haydi. Burayı sıkmaya odaklandığın için zaten burayı sıkamıyorsun. Buraya odaklan. Tekrar. Doldur tekrar. Bak tekrar söylüyorum sana. Burayı rahat, rahat. Nefes al ver, nefes al ver. Burayı bir seferde verebilirsin. Tek hakkın var. Nefesini iyi toparlar ve iyi boşaltırsan. Two hours later. Bozma, bozma, bozma. A few minutes later. Bozma, bozma. Tamam, relax. Bravo. Önden serbest duruş, haydi. Bu arada hepsinde aynı şey. Arkadaşlar, burada nefes bir şey söyleyeceğim. Bir dinle, relax. Hepiniz için aynı durum geçerli. Derslerimde de en sevmediğim şeydir abi. Kaldır o telefonunu. Ben konuşurken beni dinleyin. Bu ikinci uyarım. Şöyle bir durum var. Kısaca özet geçeceğim. Her pozunuzda, hepsinde. İster side pose, ister normal pose. İster hard body olun, ister klasikçi olun. Hiç değişmez. Nefes kontrolünüz tam olmak zorunda. Tam. İyice nefes alıp verdiniz. O aradaki 6 saniye zaten 7 saniye geçiş yapacaklar. Doğru mu? 7, bekledin. Bu tarafa dönerken çeyrek dönüşte ya da diğer pozunuza geçişte nefes alıp vereceksiniz hızlı bir şekilde. Derin derin. Vücut o oksijene doyacak. Doyduktan sonra nefesinizi verirken burası rahat olacak. Eğer burayı kasılı dönmeye çalışırsanız buradaki gibi olmaz. Bu arada geçiş yani poz aralarında mutlaka ve mutlaka açıklık bırakmak zorundasınız. Nefes alıp vermek zorundasınız. Yoksa insan hani böyle tavuk gibi gelip tavuk gibi çıkmıyoruz oradan. Heykel gibi gelip heykel gibi çıkmıyoruz. Burada nefes alıp vereceksiniz. Anlaştık. Ve burada ne kadar doygun nefes alıp verirseniz o kadar dönüşlerinizde de poza daha rahat girersiniz. Senin de sıkıntı orada. Şimdi sen burada poza giriyorsun. Aynı şekilde buraya hadi dönmeye çalışıyorsun. Hayır. Buraya dönerken nefes alıp vereceksin. Evet yumuşak bir geçiş yapacaksınız doğru. Ama burada nefes alıp vereceksin abi. Vücut da oksijen istiyor yani anladın? Zaten oksijensiz bir ortam. Döndükten sonra poza girerken yapılması gereken çok basit. Anladın? Yani iyice boşaltmak zorundasın. Ne kadar özellikle atletikçilerde ne kadar iyi boşaltırsan o kadar obliklerin daha fazla çıkar. Bu karın kası her zaman çıkar da abi. Oblikler başka türlü çıkmaz. Şimdi nefesimizi tam tek seferde iyi bir şekilde boşaltıyoruz. Üstüne yatma abi karnını. Üstüne çökme, çökme. Geriye de yatma, normal dur. Yeter. Şunu aşağı it elini. Elin çok yukarıda. Adonis'ini kapama. Zaten iyi ve kuru. Sen de aynı şekilde bir tık üstüne otur. Tam boşaltmadı yine fark ettin mi? Çeyrek dönüş. Bak. Geçişte nefes alıp vermedin. Geçişte nefes alıp vermediğin için şimdi bu pozda tam boşaltamayacaksın. Şimdi tam nefes al. Relax. Relax. Nefes alıp verin arkadaşlar bir. Bir rahatlayın. Bir rahatlayın. Bir rahatlayın. Nefes al ver. Nefes al ver. Nefes al ver.
Oturt şimdi pozunu. İyice. Oturt, 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 oturt. Karnına odaklanma, obliğine. Evet, şimdi oldu. Dört çizgi görünmese birbirinden çok farklı şeyler. Hangisini tercih edersen? Dörtlüğü mü, sekizliği mi? Daha üstüne yatıyorsun. Fazla gözükecek sanıyoruz, o yüzden. Hayır. İşte burada üstüne yatıyorsun. Hayır. Üstüne yattığında senin çok fazla çizgin var. Ama sen ne yapıyorsun biliyor musun? Senin iki tane perin var. Okey gibi düşün. Dörtlü dörtlü iki tane perin var. Sen sadece tek dörtlüyle açıyorsun elini. Tek dörtlüyle elini açarsan karşıdaki de sekizlisini alır abi. Ha, kimde sekizli varsa onu alır. Senin bir hazinen var orada. O hazineni göstereceksin. Anladın? Anladın mı? Bak, görüyor musun? Bak, baştan, bak göğsünün altından başlıyor. Bak, buradan başlıyor buraya kadar. Bu senin hazinen. Evet abi. Ne oldu? Yattın üstüne kaldı 3 tane. Bu mantıklı değil yani. Sırttan alın. Tüm atletikçiler için. Belinizi sıkmıyorsunuz arkadaşlar. Belinizi büzüştürmeyin. Buradan hani bir canikon bir yana kalmıyorsunuz. Anlatabildim mi? Şunu bir rahat bırak. Bunu rahat bırak abi. Bunu rahat. Abi rahat bırak. Sıkmayın. Parmağını koy, yeterli. Sıkmadan parmağını koy, yeterli. Şortun üstünde koysam olur. Şunu rahat bırak. Şimdi bunu hafifçe beline ve öne doğru. Biraz da hafif geri atacaksın, tamam olacak. Aç abi, biraz aç. Arkadaşlar relax, teşekkürler. Önden serbest duruşta bir başlayalım hemen. Şimdi birinci kural. Herkes bir relax poza geçsin, bir dinleyin beni. Birinci kuralımız şu. Öncelikle alttan emin olacaksınız. Bacaklardan emin olacaksınız. Ondan sonra üstle ilgili emin olacağız. Yani şöyle, poza girdiniz, bacaklar kasıldı. Hafif kırık tutarsınız genel olarak geniş görünmesi için. Tamam. Oturttunuz sert bir şekilde, tek bir şekilde. Bir daha oynamıyorsunuz. Tamam. Tek. Bacaklardan eminsin. Sıktın. Dış bacaklarından eminsin. İçten eminsin. Oturttun. Kaldı. Anladın? Hafif öne doğru eğilerek. Bu da neden? Hakemler şurada. Şurada. Geriye doğru kaymayacaksınız. Hafif öne doğru göğsünüzü iyice çıkartarak ve geniş durarak. Anlaştık. Şimdi tekrar. Önden serbest duruş. Hafif öne eğilerek. Belden öne eğil. Burada hakem. Hakem burada. Burada. Burada seni izliyor. Burada. Omuzlarını geriye. Omuzların geriye. Hayır. Kasarak değil. Bir beni dinleyin. Burada önemli olan hani şu omuz genişliği. Omuzlarınızı geriye atarak ve göğsünüzü büyük göstererek, geniş durarak öne doğru eğileceksiniz. Hayır. Bu. Hayır. Burada küçültüyorsun kendini, anlatabildim mi? Omzunu öne çıkarmayacaksın. Sırt, ilk önce sırtını açtın, sırttan eminsin. Tamam hocam, hafif öne eğilerek, hafif öne eğilerek. Orada, şunlar hafif aşağıda. Çok değil, çok değil, çok değil, çok değil. Senin bu pozunda sıkıntı var zaten. Ben söyleyene kadar pozu kimse değiştirmesin arkadaşlar. Önden serbest duruş. Kaldırma abi, bu değil. Bu değil abi. Kanatlarını aç. Arkadaşlar, yapılması gereken ilk hazırlık aşaması şu. İlk önce şöyle kanatlarınızı bir açın. Ben anlatayım tam. Kanatlarınızı açın. Bu bir. Omuzlarınızı hafif geri. Dediğimi yap abi. Tamam. Kollar benimle aynı hizada bak. Dirseklerin aynı hizada. Göğüsler önde, öne doğru eğiliyorsun. Bacaklardan tabii ki eminsin. Anlatabildim mi? Öne doğru. Kanatlar açık. Omuzlar geride. Göğüs yaygın. Bir tık öne doğru. Şu bacaklar bir tık geride. Göğüsü şişir iyice, öne doğru eğik. Omuzlar bir tık relaxta. Yüzün gülsün. Mutsuz musun? Ne dedim? Öne doğru eğilerek. Buradan emin ol. Öne doğru eğilerek. Anlatabildim mi? Kalça dışarıda. Biraz daha öne doğru. Dizler biraz daha kırıktan biraz daha dik. Aynen. Abi şuradan emin ol. Tamam. Öne doğru hafif eğik. Tekrar biraz daha iyi. Çok sıkma kendini. Ver Fırat. Omuzlar biraz geride. Evet. Çok daha iyi. Fark ettin mi? Omuzlar çok önde olursa çok küçültüyorsun kendini. Omuzlar çok önde olmayacak arkadaşlar. Önce kanattan emin olacağız. Sağ ve sol arasında fark mı var? Tekrar erkek. Bir göreyim şöyle arkadan. Bunları aç. Bak burayı açmıyorsun ya bak. Bak girsene abi posa. Posa gir. Önce buradan emin, sonra buradan. Anlatabildim mi? Sonra omuzlardan, sonra göğüsten sert duruyorsun. Bacaklar tam oturacak. Tam sıkıyorsun. Bunlar biraz daha aşağıda. Burayı çok fazla şey yapıyor ya. Relax. Alışacağız. İlk yarışma değil mi? Arkadaşlar relax, relax, relax. Relax. Al ver, al ver, al ver. Nefes al ver, nefes al ver. Tekrar önden serbest duruş. Bu arada klasikçilerde topuklar birbirine yapışık olmak zorunda arkadaşlar. Genel kuralımız o, haberiniz olsun. Sonra podyumda ikaz yemeyin. Bak ne yaptın? Şimdi en basit öyle. Hepiniz görüyor musunuz beni? Yap abi pozunu. Hatalar üzerinden de konuşursak daha iyi olur. Şimdi bir kere bunu yaparak göğsün, bak. Hayır, üstten, yukarıdan sıkmak zorundasın. Yap abi, anladın? Sen ver. Anladım dediğimi. Aslında geriye doğru geriyorsun göğsünü. Bak abi, bak göğsüme, bak göğsüme. Anladın? Şurada içerideki sertlik önemli. Şunu yakalamam gerekiyor abi. Anladın? Şöyle tuttuğumda şurada sertlik olacak. Haydi. Burada da bu elin memeni kapatıyor, göğsünü kapatıyor, detaylarını kapatıyor. Şöyle, hafif kollar yere doğru. Arkadaşlar bir saniye.
Ada bırakıyordu. Abi tamam ver tekrar. Tekrar. Haydi. Sezgin haydi. Abi. Abi şu kanatlarını çıkar şuraya. Abi ilk önce kanatlarını çıkartmayı öğrenmen lazım. Bu bir. Söyle abi. Senin pozun düzgün bu arada. Bunu aşağıya kadar basmayacak. İlk önce zaten lattan emin olman lazım. Çünkü bak arkadaşlar önden serbest duruştaki temel mantık şudur. Genel hakemler bakarken sizin diğerlerine göre ne kadar geniş ve ne kadar pozisyonun düzgün olduğuna bakar. Anlatabildim mi? Bu pozu verdiğinizde birincisi öne doğru kendini sıkamazsın. İkincisi sırtını vermek zorundasın. Bak ben bu sorunu geçmişte çok arkadaşla yaşadım yarışmacılarla. Sırtını vermiyor. Verin pozlarınızı. Önden serbest duruş. Ver pozunu. Aradaki farkı anlatacağım. Bu poz iyi bir poz değil. Göğsün şu an boşta. Düzgün ver onu. Mesela şu an çok net söyleyeyim. En iyi poz mesela şu an bakıyorum. Kıyasa baktım. Onu aldım ben. Bunu seçtim. Çünkü bak herkes baksın bu adama. Ne kadar düzgün olduğuna pozun bakın. Kuruluğuna değil. Kuru zaten. Anlatabildim mi? Hafif öne doğru ileri. Ve bak burada bak. Serratuslar açık. Doğru mu? Yanlar açık. Bu çok hayır. Omuzunu çıkarma. Omuz net. Bacaklardan emin. Bu kadar. Net. Anlatabildim mi? Öne doğru hafifçe ileri. Kafamızı da dışarı doğru hafif çıkartarak verirseniz öne doğru. Daha rahat edersiniz. Tekrar önden serbest duruş. Popoyu çıkar. Belini iyice şey yap. Bas. Biraz daha olacak. Buralardan emin olacak. Burayı kasılı olacak burası. Anladın mı? Burası yumuşak kalmayacak. Evet. Boştu. Fark ettin mi boşluğunu? Buradan emin olalım. Burayı sık. Bu işte. Bu. Evet. Sağ çeyrek dönüş. Kalçaya sıkarak. Hafif. Veriyorsunuz pozu. Tamam verdiniz. Oturttunuz. Hafif dönmek zorundasınız. Dönmezseniz olmaz. Birincisi şu el kalçayı kapatmayacak. Bu birincisi. Geride duracak. Ya da geride. Anlatabildim mi? Bu obliklerinize tamamen odaklanmanız gerekiyor. Tekrar. Oturt. Oturt. Bununla bunu sıkma. Geniş duracak. Buraya tam otursun. Bunu çok sıkma. Bunu çok sıkma. Dön tekrar. Otur şimdi buraya. Heh. Çok bunu sıkma. Bunu çok sıkma. Dar duruyorsun. Oturt. Buraya oturacaksın. Sıkacaksın. Şu geride. Kalça. Şu açıkta. Tekrar. Aynı poz tekrar. Hafif bacağının arasını bırak. Şuraya sık. Çok güzel. Öne doğru hafif. Hafif gel belden. Belden gel. Belden gel. Güzel. Sıkıntı. Güzel Fırat. Çok sıkıştırma ama omzunla. Omzun biraz genişte kalacak. Sen niye geri yatıyorsun abi? Orada adam. Bak topu. Top. Bak hakem orada. Evet abi. Ya bunları çalışmak zorundasınız arkadaşlar. Tekrar önden kanat. Geriden alın. Bravo Fırat. Karşıya bakıyor. Hakeme bakıyorsun. Hakemdesin. Çok güzel. Hafif öne doğru eğilerek Yunus. Öne doğru eğilerek abi hafif. Daralttın kendine. Geniş duracaksın. Tamam hocam. Bak kanadın var mı şu an? Kanatsız kaldın. Önden kanat. Bunların yarına kadar toparlanmasını istiyorum abi. Aynada kendine bak. Ya bu arada arkadaşlar evlerinize ayna yaptırın ve bununla ilgili çalışmanız gerekiyor. Her vücut geliştirmecinin evinde bir boy aynası vardır. Herkesin. Ya bende var bilmiyorum sizlerde. Kimde var boy aynası? Normalde olması lazım. Ya bunun karşında çalışmak zorundasınız. Orada çalışırsın. Orası tamamen oturduktan sonra artık aynasız çalışmaya başlarsınız. Ancak poz öyle oturur. Başka türlü pozun oturma şansı yok. Anlaştık. Bak iyi formum var önden ama poz veremezsen hiçbir şey değil. Anlaştık mı? Daha önümüzde çok uzun süre var. Side pozlara geçiyoruz. Yandan triceps, biceps'i göreceğim. Yandan biceps'i görelim. Dananın zırt dediği yer burası. Ayaklarınız birincisi bacaklar birbirine yapışık olacak. Bu bir. İkinci kuralımız dıştaki yani bana doğru bakan ayağınız bir tık önde olacak. Diğer kuralımız içteki olan ayağınız yani şu ayağınızın diz kapağı ve şu kısım şunun arka bacağını itecek. Tamam itecek. Burası ne kadar geniş görünürse o kadar puan. Ne kadar detaylı görünürse o kadar puan. Dediklerimi anladın mı? Ayaklar birbirine yapışık. Bak yapıştırdım. Bunu hafif kır. Bunu hafifçe bunun önüne doğru bas. Bak çapraz basıyorum. Bak ayağıma. Bak ayağıma. Tamam. Yapışık. Bak ikisi birbirine yapışık. Bununla şu bacağımın dışıyla bunun arka bacağını itiyorsunuz arkadaşlar. Side pozlarda birincisi poza girdin. Altı sağlamak önemli. Burayı tamamlayacaksın bir de üstü oturtacaksın. Side pozlar en zor pozlardır. Side poz yarışma kazandırır. Anlatabildim mi? O yüzden tam oturmak zorunda. Anladın mı abi? O kalçayı gösteremezsen var olanı gösteremiyor olacaksın. İyice otur üzerine. Biraz daha otur. Fırat biraz daha oturabilirsin. Tamam. Şimdi hafif it kalçanı. Kalçayı sık. İt hafif. Abi çok yılınıyorsunuz. Arka bacaklı quadriceps en geniş haliyle görünecek. En geniş ve kalça taraklarınız görünecek. Aynı zamanda maksimum derinlikte göstermeniz gerekiyor. Anlatabildim mi? Arka bacaklı hiçbir işiniz yok. Arkadaşlar bugünlük yeter. Yarın devam. Yarına devam. Yeter yoruldum karnım acıktı ya. Siz yemek yediniz biz yemek de yemedik oğlum. Arkadaşlar bu pozlara yarın burada toplanacağız. Bu pozlara bugün bir buçuk saat, iki saat çalışıyoruz. Yarın burada devam ediyoruz.